yukarıda belirtilen özellikler karayosunu şapkalı mantar böcek canlı türlerinin hangilerinde gözlenir? Önce karayosunuyla başlayalım. Karayosunu bir bitki biliyorsunuz. Hücre duvarı taşırlar mı? Evet, selülozdan bir hücre duvarları vardır karayosunlarının. Heterotrof beslenirler mi? Hayır, çünkü karayosunu fotosentezle kendi besinlerini üretebilen bir bitkidir. Dolayısıyla 2'yi buraya yazmayacağım. Glikojen depo etmezler. Bitkiler nişasta şeklinde glikozun fazlasını depo ederler. Dolayısıyla A'nın olduğu yere yalnız 1 yazabilirim. B'nin olduğu yere bakalım şimdi. Şapkalı mantar hücre duvarı taşırlar mı? Evet, kitinden bir hücre duvarları vardır onların. Heterotrof mu beslenirler? Tüm mantarlar heterotroftur arkadaşlar. Kendi besinlerini üretemiyor. Onlar tüketici canlılar. Glikojen depo ederler mi? Evet, tıpkı bakteri ve hayvanlar gibi mantarlar da glikojen şeklinde depo ederler glikozun fazlasını. O zaman B'ye 1, 2, 3 yazabilirim. Böcekler hücre duvarı taşırlar mı? Hayır arkadaşlar. Böceklerin dış iskeleti kitindendir ama hücre duvarı yoktur. O bir hayvandır. Hayvanlarda hücre duvarı bulunmaz. Heterotrof beslenirler mi? Evet, hayvanların hepsi heterotrof beslenir. Ototrof olanı yok. Glikojen depo ederler mi? Evet, hayvanlar glikojen şeklinde glikozun fazlasını depo ediyorlar. O zaman A'ya yalnız 1, B'ye 1, 2, 3, C'ye 2, 3 yazacağım. Bu da B şıkkımızda var.